Merhaba arkadaşlar. Kanatlı bir fazla kanalına hoş geldiniz. Bu tavuk işi öyle bir şey ki sevmeyen insan bu işi yapamaz. Yani tavuk bunda ne var işte diyebiliriz ama ya o kadar işi, o kadar zahmeti, o kadar ayrıntısı var ki kümes temizliği, ilaçlaması hele bir de böyle, böyle derme çatma kümesleriniz varsa ee, hakikaten zor. Ha, bunu şikayet anlamında söylemiyorum. Yani sonuç olarak yapıyoruz. Sevdiğimiz için yapıyoruz. Diğer türlü hele şu şartlarda yani yemin çuvalı olmuş 400-440 lira aldığımız birkaç yumurta ve bu şartlarda yapılacak gibi değil. kümesi temizledim arkadaşlar. Şu an biraz karanlık. Ee, anlaşılmayacak ama şu an temiz süpürdüm. Güzelce de o kenazı 10 litre suya 4 kapak koydum. Karanlık olduğu için çekim pek anlaşılmıyor. Güzelce burayı ilaçladım. Ya aşap kümeste şöyle bir sıkıntı var. Şimdi ben bunu ilaçlıyorum. Ee, bir iki gün sonra bakıyorum. Hiç bit yok. Hani kümese gir çık bak sağa sola yumurtalara. Ee, ama peş peşe ilaçlamayınca. Tekrar tekrar. Yani iki hafta sonra. Üç, ya da bir ay sonra diyeyim. Bir ay sonra tekrar aynı bitler çoğalıyor. İşte zahmetli işler. Hele böyle düzenli kümesiniz yoksa. Sonra Hint, Hint grubu apayrı bir olay. Yani şu kümeste kafes dövüşü yapan bir tane horozum var Perşembeli. Şimdi baktım ona ağzın içindeki yara düzelmemiş. E, iki, i̇ki yanlarda ağız içlerinde hala o iltihaplanma gibi yapı var. Biraz çıkarmayı denedim. Baktım kanıyor bıraktım. Tekrar iğne vurdum. Krem sürdüm. Sprey sıktım. Yani Hint grubu o ap ap apari bir olay zaten. Zaten benim e, böyle müsabaka bir durumum yok ama yine de hani durduğumuz yerde de hayvanları yaralıyoruz işte. Kümeste azıcık boşluk olduğunda birbirine giriyorlar. Gürk yatırıyoruz. Kimisi çıkıyor. Bazıları çıkmıyor. Ya da çıksa da garantisi yok. GG büyütmek de mesele. Yani öyle bir şey ki inanın GG çıkarıp büyütene kadar yaptığım masraf hazır almanın e, üzerine üzerinde çıkıyor fazlasıyla. Zahmeti de ayrı. Ha niye çıkarıyorum? Seviyorum. Çok fazla yatırmıyorum zaten. Bir girip yatırdık. Diğeri de çıkmadı. Hastalığı oluyor. Yani apayrı bir şey ya. Bilmiyorum bu tavukların hastalıkları da çeşit çeşit. Şu an çok şükür bir şey yok kümeste ama e, bir ara Playmutlar, Playmut, Playmut almıştım. Onların ishali vardı. Bir türlü düzelmedi. Yani artık yoruldum, kestim hayvanları. Sonra Sasocuyucu aldım. Tam büyümeye yakın hastalandılar. Onlar da gitti. E, susek yumurta aldım. Onlarda da aynı şeyi yaşadım. Yani tüm hayvanlar ölmüyor ama Böyle ölümler olunca, hastalıklar olunca da insanın neşesi kaçıyor. Ya i̇laç alıyorsun, ilacı hepsine birden vermek doğru değil. Mesela antibiyotik, hepsini birden vermek doğru değil. E tek tek de uğraşamıyorum, yanlarında değilim. Yani şartlar farklı olsa, şöyle güzel, düzenli bir kümes olsa, ee ne bileyim her gün hayvanların yanında olsak daha farklı olur, daha sağlıklı olur. Ama böyle derme çatma bir şekilde... Ee, bu iş zor. Zor. Tabii ne yapacağız? Bırakacak mıyız? Hayır bırakmıyoruz. Devam ediyoruz. Sadece <laughs> sayıyı sınırlı tutuyoruz arkadaşlar. 55 tane tavım vardı. 60 civarında. Baktım olmuyor. Çoğunu kestim, sattım. Şu an 20 tavuğumuz var. 7 tane horozumuz var. 27. Civcivleri saymıyorum. Ha, belki bu bile fazla da. Esasında en ideali bence en fazla 15 tavuk, o da yumurta tavuğu, bir tane de horozun olacak, tamam. Bir evin ihtiyacını karşılar. Ama seviyoruz. Ben esasında artık hiç gürk yatırmayacaktım. Nereden bulaştıysak bu Hint horozu işine bulaştık. <laughs> Onların sebebine gürk yatırıyoruz. Yoksa kararlıydım yani, tamam daha yatırmıyorum. Bir de o ee, susekler... İşte sasolar ölünce, hastalanınca tamam dedim artık yeter dedim. Daha da yatırmıyorum dedim. Hint sevdasına yatırdık. Bu iş böyle bir şey ya. Mesela arıcılık da böyledir. Çok duyardım yani tamam bu sene son daha da yapmıyorum bu işi. E, yale da sıkıntı çekince. Böyle de, diyenleri çok duydum ama <laughs> alışınca da vazgeçilmiyor bu canlılardan bırakılmıyor. İşte böyle işler arkadaşlar. Bazen bunalıyoruz. Hani sadece şu büyük kümesi temizledim, ilaçladım. Ya bir saatimi aldı temizlemek, ilaçlamak. Bir de şunları düşünün. Şimdi yağmur başladı. Bunlar ahşap bölme bölme. Bu hayvanları, horozları dışarı çıkarmam lazım. Sonra içini süpürüp ilaçlamam lazım. Bir yarım saat, bir saat geçtikten sonra tekrar bunları içeri almam lazım. Lazım da lazım. İnşallah... Ailesi de şöyle güzel mi içi sıvalı, penceresi güzel bir yapılmış bir kümesimiz olduğu gün. En azından şu bit sorunuyla, fare sorunuyla bu şekilde uğraşmayız. Aa, fare demişken şu fare pastasını da koyayım arkadaşlar yerine. Şurası inanın fare kokusundan geçilmiyor. Zor yani birçok şey var. Evet burası boş kümesimiz şöyle. Şu fare pastası. Dün iki tane koydum bitirmişler. Yine de devam ediyor. Üç tane daha bıraktım buraya. Yesinler. Bir arkadaşım Gürküs demişti. Onu buraya aldım. Bakalım yatacak mı? Yatarsa yatar. kümesi yatıyordu. Yatarsa burada da yatar arkadaşlar. Evet. Yağmur şiddetini artırdı. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kısa bir video olsun. Dediğim gibi, bu iş sevilmeden yapılacak bir iş değil. Bunun pisliği, biti, hastalığı masrafını saymıyorum artık. Masrafı da ayrı bir şey zaten. Seviyoruz, devam ediyoruz arkadaşlar. Yağmur arttı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.